Nur Saati programından nurlu geceler değerli izleyiciler. Bugün çok renkli bir ekibimiz var, çok değerli misafirlerimiz var. Başta sizin de yakından tanıdığınız Diyarbakır'ın ve Doğu'nun önemli alimlerinden Abdül Latif Çelik abiyle beraberiz. Onunla inşallah dua bahsini okuyacağız, sorularımızı cevaplayacak inşallah. Sonra yine sizin yakından tanıdığınız Diyarbakır Ulu Cami emekli imamı 46 yıl Ulu Cami'de imamlık yapan Hafız Ali Mülayim hocamız bizimle beraber. İnşallah ondan da bir aşrif dinleyeceğiz ve programın sonunda da inşallah ondan bir dua dinleyeceğiz. Ve yine Diyarbakır'ın yakından tanıdığı hem emekli imam hem de iş dünyasını da yakından tanıdığı hocamız Ali Balat hocayla beraber olacağız. Onun da tabii böyle eski abilerle, üstadın talebeleriyle çok yakınlığı olmuş. Beraber çok böyle Anadolu'yu gezmişler. Ondan da böyle zaman zaman hatıralar inşallah dinleyeceğiz. Evet, ilk önce hocam inşallah Aş-ı Şerif okuyacak. Diyarbakır Ulu Cami emekli imamı Hafız Ali Mülayim hocamızı dinliyoruz. Hocam buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم رب هب لي حكمة
حكما والحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت الجنة للمتقين. صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم صل على محمد. Evet hocam, Allah razı olsun diyoruz. Yüreğinize, ağzınıza sağlık. Cenab-ı Allah daha uzun ömürler nasip eylesin inşallah. Biz de böyle feyiz içerisinde sesinizi dinleriz. İnşallah. 80 sene yaşamış bir insan ancak bu kadar. Maşallah 80 yıl. Cenab-ı Allah daha nice ömürler versin. Yani Kur'an yolunda geçince tabi, hafızlıkta olunca Cenab-ı Allah böyle sağlık sıhhat de veriyor. Bir de Hafız Ali hocam tabi Diyarbakır'da hakikaten halkla bütünleşen, halkın içerisinde ciddi karşılığı olan, herkesin istisnasız yani hürmet ettiği, sevdiği, halka mal olmuş bir Diyarbakır hocası. Yani ben hocamla tabii çok hatıralarımız oldu. Diyarbakır'da beraber yürüdüğünüz vakit istisnasız herkesin böyle önünü ilikleyip gelip hürmetle elini öptüğü bir hocamız. Maşallah. Ve Diyarbakır'ın gerek böyle güzel günlerinde, gerek sıkıntılı günlerinde hep halkla beraber olan, insanların taziyesinde, cenazesinde, mevlüdünde, düğününde hep beraber olan bir hocamız. Onun için Hafız Ali hocamın hususen Diyarbakır ve havalisinde elhamdülillah çok böyle sevenleri var. Çok muhabbet duyanları var. Bir de 80 senelik ömründe Risale-i Nur'un tabii bir talebesi olarak her gördüğü insanlara maddi şefkatle beraber manevi şefkat eden bir hocamızdır, bir abimizdir. Yani o yönüyle meyveli bir ağaç gibi. Nasıl meyveli ağaçlar hep insanların istifade ettiği böyle ağaçlarsa, Hafız Ali hocamın da o yönüyle ben şahsen onu meyveli ağaçlara benzetiyorum. Cenab-ı Hak ona hayırlı uzun ömür versin hocam. Amin. Sana duamız budur yani. Sana dua ediyoruz. Dua edeceğiz inşallah. Allah inşallah misallerini çoğalsın. Amin. Amin inşallah. Evet tabi Abla Latife abiyi misafir olarak tanıttırdık ama programın asıl sahibi odur. Biz aslında burada misafiriz. Estağfurullah. Asıl sahibi o. O yolları açtı. Buraya geldik. İnşallah okuyacağız abi. Dua bahsinden 24. mektubun 1. zeylinden okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Misafir olduğumuz için siz dinleriz. Siz ev sahibisiniz. İnşallah biz sizlerden istifade ederiz. Estağfurullah. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla du'a'ukum. Yani ey insanlar, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Mealindeki ayetin 5 nüktesini dinle. Birinci nükte, dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua 3 nevidir. Şimdi duanın nevilerine geçmeden önce abi bu şeyi nasıl anlamamız gerekiyor? Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Allah buyuruyor, eğer duanız olmasa sizin ne ehemmiyetiniz var? Yani Cenab-ı Allah bir nevi bizim ehemmiyetimizi, insan önemini yaptığı duaya bağlamış. Yani insanı yücelten, insanı Allah katına çıkaran, Allah katında ona derece ve numara kazandıran insanın yaptığı dualardır. Yani duada nasıl bir şey var ki insanı değerli hale getiriyor, insana kıymet verdiriyor, onu Allah katında yüksek derecelere getiriyor. Evet. Yani tabii okuduğunuz yerde üstadımız tabii bunu güzel ifade etti. Yani
aslında satırların içerisinde zaten onun cevabı var. Yani ubudiyetin ruhu dua. Yani mesela ubudiyeti düşündüğümüzde ubudiyet nedir? Dergah-ı ilahide diyor, ab diyor, kendi aczini, fakrını, kusurunu diyor. Bilip diyor Allah'ın dergahında diyor, bir manada ona yalvarmaktır diyor. Yani demek ki beşerin fıtratında, insanın fıtratında demek ki acizlik var, fakirlik var, noksanlıklar var. Ve biz dünyaya da gelmişiz ki o aczimiz, fakrimiz ve noksanlıklarımızdan dolayı Cenab-ı Hakk'ın dergahına yalvarmak, Cenab-ı Hakk'ın dergahına iltica etmek, o bütün o noksan eksikliklerimizi Cenab-ı Hak'tan talep etmek. Dolayısıyla ubudiyetin esası budur zaten. Dolayısıyla duada bu var. Yani duanın mahiyetinde, duanın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın huzurunda insan kendi o kusurlarını, eksikliklerini bilip ona yalvarınca demek ki ubudiyetin esası oluyor. Zaten hani malumunuz ayet-i kerimede de ifade ediyor ya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yani insanların ve cinlerin diyor yaratılması, bir manada dünyaya gönderilmesi ancak ibadet içindir. Ha demek ki o zaman ubudiyetin esası eğer duaysa, o zaman yani azim bir sır oluyor, azim bir mesele oluyor ki o dua mevzusu güzel bir şekilde anlaşılması lazım. Şimdi mesela insan kendi mahiyetine baktığında hakikaten insan bir yönüyle acizdir, bir yönüyle de fakirdir. Yani acziyeti biz nasıl anlıyoruz? Acziyeti şöyle anlıyoruz. Mesela hayatımızı tehdit eden bir manada hastalıklar, belalar, musibetler, depremlere karşı insanın nihayetsiz acizliği var. Yani gücümüzle, kuvvetimizle, kudretimizle hayatımızı tehdit eden bu unsurlara karşı mukabele edemiyoruz. Bir de mesela fakirliğimiz var. Nasıl fakiriz? Diyelim ki insanın öyle ihtiyaçları var ki yani dünyalar kadar ihtiyacı var. Mesela ne gibi? Düşündüğümüzde mesela bir insanın diyor bir çiçeğe ihtiyacı olduğu gibi bir bahara da ihtiyacı var. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi diyor Cemil-i Zülcelal'i de diyor görmeye ihtiyacı var. Başka bir menzile diyor gitmiş diyor bir ahbabını görmeye müştak olduğu gibi kabrin arka tarafında milyonlarca, milyarlarca dost ve ahbablarını görmeye fıtraten diyor insan mecbur. Dolayısıyla yani acizlik noktası da fakirlik noktasında da tamamen bizim elimiz bağlı. Yani o acizimizi bir manada telafi edecek, o düşmanlardan, o muzur şerlerden kendimizi muhafaza edecek elimizde bir gücümüz, bir kuvvetimiz yok. Dolayısıyla fakrimiz ise ihtiyaçlarımızı temin edecek, yerine getirecek böyle bir sermayemiz yok. Dolayısıyla bir mümin yani o aczini ve fakrını bilip demek ki bütün o acizlerin şerrinden bizi muhafaza edecek, bizi emin edecek. Her şeyin dizgini elinde, her şey kendi eliyle olabilecek. Hatta ve hatta ayetin ifade ettiği bir yaprak bile onun emri olmadan düşmeyeceği bir Kadir-i Zülcelal var. Hakeza bizim ihtiyacımız sonsuz. Ta ebedi istiyoruz yani. Kim kendi fıtratını diyor dinlese, vicdanını dinlese, hayalini dinlese hepsi ebed ebed diyor onlardan insan isteyecek. Dolayısıyla bu dünya ve dünyayı dolduran bu kadar ihtiyaçlarımızı da verebilecek bir gani rahimimiz var. İşte ubudiyetle ona iltica etmek. Ubudiyetle acizimizden dolayı bizi muhafaza etmesi, ihtiyaç duyduğumuz şeyleri verebilecek bir Zat-ı Zülcelal ve dayanmak mecburiyetindeyiz. Demek ki bunun vesilesi de dua oluyor. Yani elimizi kaldırdığımızda biliyoruz ki bizim o istediklerimizi işiten, bilen ve onların hepsini verebilecek bir kudret sahibi, bir Rabb-i Zülcelal var. Ve bu şekilde de zaten dünyaya geliş gayemiz bu. Demek ki fıtratımızı da dinlediğimizde, kendi ruh dünyamıza da kulak verdiğimizde hakikaten duayla tatmin olduğumuzu, duayla bir manada sükunet bulduğumuzu kendimiz ne yapıyoruz? Demek ki anlıyoruz. Demek ki bir sırra azimi ubudiyet manası buradan anlaşılıyor yani. Yani demek hem istiyoruz hem o istememiz zaten bir manada dünyaya geliş gayemizdir. Bir manada o istememiz, Cenab-ı Hakk'a yalvarmamız dünyanın, kainatın yaratılmasının esprisi zaten odur yani. Hı. Cenab-ı Hak o acizimiz ve fakrimizden dolayı kendini ne yapmak istiyor? Bize tanıttırmak istiyor, bildirmek istiyor, bize şefkat ve merhametini ifade etmek istiyor ki zaten ubudiyetin bir manası da duadır. Bir sırrı azim ubudiyet. Evet. Yenesin, bu dediğiniz çok önemli bir nokta. Yani bana şunu hatırlattı. Demek ki yani Cenab-ı Allah'ın murad ettiği şey insanın kendi arzini ve fakrını hissetmesi.
Ve bunun en güzel ifadesi duadır. Aynen. Yani aynen. Bir insan dua ediyorsa, Allah'a yalvarıyorsa, ona iltica ediyorsa demek ki arzini ve fakrını hissetmiş ki ona dua ediyor. Ya. Çünkü duanın zaten hani manası, kelime manası motamot Türkçe'ye çevirdiğimizde çağırmak demektir, imdad etmek demektir, bir yerden yardım istemek demektir. Kim yardım ister, kim çağırır, kim başkasından böyle başkasına iltica eder? Arzini ve fakrını hisseden insanlar başkasına ihtiyacını hisseder. Ha demek Cenab-ı Allah da bizim asıl fıtratımızda olan, bizim gerçeğimiz olan, bizim realitemiz olan arzimizi ve fakrımızı, yani kendimizi olduğu gibi tanımamızı istiyor, bunu murad ediyor ve bunun da en güzel göstergesi dua etmektir, Allah'a iltica etmektir. Çünkü dua etmeyen bir insan arzini ve fakrını hissetmiyor demektir. Arzini ve fakrını anlamıyor demektir. Onun için bizim ehemmiyetimiz, yani insanın ehemmiyeti, insanın önemi onun duasında saklıdır. Allah'a olan ilticasında saklıdır. Ve de çok önemli bir noktaya değindiniz. Yani ubudiyetin özü arz ve fakır dediniz. Yani 9. sözde evet, üstadın ubudiyeti ifade ettiği gibi. Yani arz ve fakr olmayan bir ibadet hakiki manada kamil bir ibadettir diyemeyiz o zaman. Yani özü budur. Aynen. Yani mesela eğer bir insan namaz kılıyorsa ama o namazı onu arzini ve fakrını hissettirmeye doğru götürmüyorsa Allah kabul etsin o namazı ama eksik bir namazdır. Nakıs bir namazdır. Mükemmele ulaşmış bir namaz değildir. Yani secdeye gittiği zaman Allahu Ekber deyip kimin huzurunda secdeye gittiğini hissetmesi gerekiyor. Rükua gittiği zaman aynı şekilde. Yani Allah karşısında aczini ve fakrını hissedecek. Oruca baktığımızda yine öyle. Allah yasaklıyor. Şu vakitten şu vakte kadar yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz buyuruyor. Biz de arzimizi ve fakrımızı hissediyoruz. Cenab-ı Allah'ın o kudretine karşı onun emrini yerine getiriyor ve yemiyoruz, içmiyoruz. Zekat vermekte yine aynı baktığımızda yine o espri var. Arz ve fakir hissetme esprisi var. Yani bu mal sizin değil. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Hani size verdiğimiz maldan. Yani o mal sizin değil. Neden o da mimma söylüyor Cenab-ı Allah. Sözleri 13. yüzyılda izah ederken hani diyor ki yani sizin malınız değil. Allah'ın size verdiği maldan. Yani o mal sizin değil. Siz onu kazanmadınız. Allah o malı size verdi. Siz de o maldan infak edin. O maldan zekat verin. Yine aynı şekilde arz ve fakır var burada. Bir insan eğer zekat veriyor, sadaka veriyor ama eğer arzını ve fakrını hissetmiyorsa, o malın Allah'tan olduğunu bilmiyorsa, kendinden zannediyorsa, onu ben verdim, ben ettim, ben insanlara bu kadar yardım ediyorum havasına girerse demek ki o kamil manada bir ibadet olmuyor yani. Ya. Hac yine öyle. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyoruz Allah'ın mesela. Allah'ın emrini bekliyoruz değil mi? Evet. Ya Rabbi emret. Emret ya Rabbi. Her şeyimle senin emrindeyim diyoruz yani. Orada yani Allah'ın aslında bütün ibadetlerde bizi götürmek istediği nokta insanın kendi gerçeğinin farkına varması. İnsanın kendi realitesinin farkına varması. Nedir bizim o realitemiz ve bizim gerçeğimiz? Bizim arzimiz ve fakrımızdır. Zaten zatımızda da biz güçlü, kuvvetli, çok böyle kendi kendimizi idare edebilecek bir fıtratta yaratılmış değiliz yani. İnsanoğlu o kadar güçlü bir varlık değil. Ha Allah bize gerçeğimizi hatırlatıyor, realitemizi hatırlatıyor ve bu realitenin ve bu gerçeğin de en güzel göstergesi Allah'a dua etmektir, ondan imdat dilemektir. Ya. Bu noktada ehemmiyetli oluyor demek ki dua. O bir de mesela fıtrat itibariyle diyor ya, fıtrat itibariyle de insan yani ibadet için halk edilmiş. Ya. Mesela her şeyin bir fıtratı var. Diyelim ki bir arslanın diyor diş ve pençelerine bakıldığı vakit o arslanın diyor diş ve pençelerinden insanın onu parçalamak için ölmüş olan veya hastalıklı olan hayvanları parçalamak için ona verildiğini insan anlar. Ya. Yani fıtratından anlar. Diş ve pençelerinden anlar. Diyor mesela bir kavunun mesela letafetine, güzelliğine, o dilim dilim böyle birbirinin ayrılmalarına, güzel kokusuna, rengine bakıldığı vakit o kavunun da diyor yenmek için yaratılmış olduğu halinden anlaşılıyor. Yani dolayısıyla diyor mesela bir insanın fıtratına bakıldığında, ruhani ulviyetine bakıldığında, ruhunda ekilen o acizlik ve fakirlik yaralarından anlaşıldığına göre insan diyor ubudiyet için halk edildiğini ve dua için böyle dünyaya gönderildiğini diyor insan anlar yani. Onun için o ruhumuza ekilen acizlik ve fakirlik yaraları
Demek ki netice itibariyle bizi Cenab-ı Hakk'a götüren böyle iki tane vesile. Onun için çok güzel nurlarda, şualarda güzel bir tabir kullanıyor. Ey insan diyor, senin noktayı istinadın diyor, ancak ve ancak Allah'a olan imandır. Yani acizsin, dayanak noktası senin için diyor Allah'a olan imandır. Ruhuna, vicdanına noktayı istindad ise, yani senin ruhunda ve vicdanında böyle aziyetinden dolayı böyle veya ihtiyaçların çokluğundan dolayı birilerinden yardım dilemekle dünyada rahat edebilirsin. Ruhuna ve vicdanına diyor noktayı istindad ise diyor ancak diyor ahirete olan imandır. Bu iki noktadan diyor haberi olmayanlar, yani Allah ve ahiretten haberi olmayanlar devamlı diyor vicdanları diyor elemler içerisinde, kederler içerisinde, ızdıraplar içerisinde diyor kalır. Ya dolayısıyla yani bu dünya hayatına diyor insan geldiği vakit, gözünü açtığı vakit yani bir lütuf bekliyor yani. Lütfu nereden bekliyor? Mesela kainatın unsurlarından beklediğinizde, mesela kainatın unsurlarında şefkat yok, merhamet yok değil mi? Mesela tabiat, anasırı tabiye dediğimiz. Evet. Mesela onlardan bir lütuf beklediğimizde onlarda diyor şefkat ve merhamet yok. Kasaveti kalple diyor insan karşılaşır. Hakeza ecram-ı ulviyeden diyor mesela bir şey beklediğiniz vakit, yani zahiren onlar her birisi hayatımızı tehdit eden birer gülle, birer bomba gibi görünüyorlar. Hakeza insan kendi fıtratına baksa dünya kadar hayati ihtiyaçları var. Dolayısıyla yani bütün bu arzu ettiğimiz, bütün bu yardım dilediğimiz yönlerden bakıyoruz ki yardım yok. Dolayısıyla demek ki hepsini emreden, hepsinin dizgini elinde olan, hepsine hükmü geçen bir Zat-ı Zülcelal'e imanla intisap etmek, ubudiyetle ondan istemek, demek ki kalp ve ruhu teneffüs ettiren, kalp ve ruha inşirah veren ve bu dünyada da o iman halinden dolayı insan gibi yaşamaya vesile olacak bir vaziyettir. Dolayısıyla bu iki noktayı demek ki insan bilip ona göre Cenab-ı Hakk'a iltica etmesi, dua vesilesiyle ibadet etmesi, dünyada da insan gibi yaşamanın vesilesi. Onun için mesela duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ayet-i Kerime öyle ifade etti. قُلْ مَا يَعْبُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Demek ki bununla insanın kıymeti oluyor. Bununla insanın değeri oluyor. Bununla insan hakikaten insan oluyor. Eğer bu mana olmazsa demek ki hakkı manada insaniyeti de kazanmamız mümkün değil yani. Evet. Evet. Hocam buyur. Dua hakkında diyor. Dua eden adam biliyor ki ya. İnsanın en gizli hatıratı kalbini içinden var değil mi? Tabii. Dua eden adam tek başına da bir yerde olsa ellerini açıyor, Allah'a yalvarıyor. Bu çok büyük bir lezzet. Demek birisi dinliyor onu. Birisi onun isteklerine değil mi? O gizli, kendisinin yalnız bildiği isteklerini dinleyip cevap veren var ki o da diyor duanın en güzel bir yönlerinden birisi. Aynen. Evet. Allah razı olsun hocam. Önemli bir noktayı hatırlattı. Aynen. Demek ki aslında biz kendi fıtratımıza baktığımızda, kendi içimize döndüğümüzde, enfüsi alemimize yöneldiğimizde bu ayet-i kerimenin manasını anlayabiliyoruz. Yani sizin de o ifade ettiğiniz gibi insanda iki nokta, nokta istinad ve nokta istimdat. Bunlar aynı zamanda vicdanında iki noktadır. Aynen. Belki bir noktada insanı Allah'la bağlayan iki kablo gibidir. Üstad Derhani vicdan bahsinde biraz bunu izah ediyor. Veya bir manada iki boşluktur bunlar aslında. Yani insan bir şeylere dayanma ihtiyacını hissediyor ve bir yerlerden istimdat, bir yerden imdat alma, yardım dileme ihtiyacını hissediyor. Bu iki boşluk insanın vücudunda var, fıtratında var, ruhumuzda var bizim bu iki boşluğumuz. Yani bir şeye dayanmak ve bir şeyden istimdat, bir şeye yardım dileme ihtiyacımız var. Demek ki bir şeylere dayanma dediğimiz tevekküldür. Aynen. Aslında Üstad diyor tevekkül. Dua ve tevekkül. Evet, tevekkül diyor hem nokta istinadı hem de nokta istimdadı barındıran iman yüksek bir mertebesidir diyor. Yani demek ki imanın da yüksek mertebesi nokta istinad ve nokta istimdadı birleştirebilmektir. Ya. Yani hem Allah'a çok güçlü bir şekilde iman etmek, ona dayanmak, her şeyi ondan dilemek ve diğeri de ahirette imdat dilemek yani. Çünkü bizim çok isteklerimiz var, çok arzularımız var. O istekler ve arzularımızın tatmin olacağı yer ahirettir. Bu dünyada bakıyoruz hiçbir şey tatmin olmuyor yani. Merak ediyoruz birçok şeyi ama merak duygumuz bu dünyada bitmiyor, tatmin olmuyor yani. Sevdiğimiz şeyler bizi bırakıp gidiyorlar.
demek ki sevgimiz de bu dünyada tatmin olmuyor. Yani inadımız yine öyle, hırsımız yine öyle. Bütün dünyayı bir insana verseniz insan ikinci bir gezegeni ister. Aynen. Demek ki hırs da bu dünyada tatmin olmuyor. Hani 9. mektuptaki o ifadelerde olduğu gibi. Yani insanoğlunu doyuracak olan ahirettir. Yani nokta istimdattır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi o nokta istimdadı, yardım dileme merciini istiyor insanoğlu. Yani. İşte insan hem nokta istinadı hem de nokta istimdada ulaşma yolu duadır. Bu noktada dua insan için ehemmiyetli. Şimdi duayı kestiğiniz zaman, yani dua diye bir şey yok, dua diye bir şey olmasaydı, insan ve Halık'ı arasında, insan ve Cenab-ı Allah arasında dua diye bir irtibat olmamış olsaydı, insan kime dayanacaktı? Ya. Değil mi? Yani veya insan nasıl Allah'tan yardım dileyecekti? Yani aslında duanın ehemmiyetini anlayabilmek için acaba dua olmasaydı, tersinden gittiğimizde belki biraz daha iyi anlayabiliyoruz. Peki dua olmasaydı acaba ne olurdu? Yani bu dünyada hangi bela ve musibetler karşımıza çıkarsa çıksın, ne kadar büyük hastalıklarla karşı karşıya kalalım, yine elimizde bir dua var. Hocamın da ifade ettiği o vecize çok önemli bir vecize. Biliyoruz ki birisi var. Bizim hatıratı kalbimizi işitiyor, kalbimizden geçen her şeyi biliyor, beynimizden geçen her şeyi biliyor ve aynı zamanda istediğimiz her şeyi de verme kudretine ve gücüne sahiptir. Ya. Şimdi siz öyle birisinden bir şey istersiniz ki, yani isterseniz ama hani veremez. Ama biz Allah'a el açtığımızda, Allah'a dua ettiğimizde biz biliyoruz ki biz her ne istiyorsak isteyelim. Yani hangi şey istiyorsak isteyelim, ister küçük olsun ister büyük olsun, biliyoruz ki o, İstediğimiz o şeyi bize verebilecek kudrete, kuvvete sahiptir. Ya. İşte duanın en güzel tarafı budur. Yani insanın vücudundaki, fıtratındaki, ruhundaki o iki boşluk, o iki nokta, yani istinademe noktası, dayanma noktası ve istimdat etme, yardım dileme noktası, bu iki boşluk dua ile doymuş oluyor, tatmin olmuş oluyor yani. Yani dua vesilesiyle bu dünyada hakkı insaniyeti ve huzuru kazanmış oluruz. Ya. Mesela bir vecize var, güzel bir vecize. Diyor ki iman diyor tevhidi, iman tevhidi, tevhid diyor teslimi, teslim diyor saadet-i ebediyeyi, saadet-i dareyini iktiza ediyor. Yani hem dünya saadetini hem ahiret saadetini. Ha demek ki bu manada yani dua vesilesiyle netice itibariyle hem dünya saadeti hem ahiret saadeti bir manada kazanılmış oluyor. Bir de mesela Mesnevi Nuriye'de güzel bir tabir var da diyor ki akıl diyor tatili eşgal etse de diyor. Yani her ne kadar aklen bir insan felsefe okusa kafasını karıştırıp Cenab-ı Hakk'ı inkar etmeye çalışsa bile diyor. Vicdan diyor saniye unutmaz diyor. Yeah. Vicdan saniye mesela en sıkıntılı anda en yerine göre insanın çaresiz kaldığı bir anda gayri ihtiyari Allah demek insanın fıtratın gereği olarak insanın dilinden dökülüyor. Evet. Ha demek yani ruhumuzun arzu ettiği yani şuurlu veya gayri şuuri bakıyorsunuz ki nihayetinde Cenab-ı Hakk'a dayanma, Cenab-ı Hakk'a iltica etme ihtiyacı ruhumuzdan zaten dökülüyor. Dolayısıyla biz müminler irademiz de böyle ibadet maksadıyla dua ettiğimizde ne yapmış oluyoruz? O imanın içerisindeki manevi zevkleri, lezzetleri ruhumuzda hissediyoruz. Ama diyelim ki biz fıtratımızı bozsak bile bazen çok acizde kaldığımız vakit gayri ihtiyari Cenab-ı Hakk'a iltica yine bazen oluyor. Bizim oralarda bir Diyarbakır'ın bir ilçesinde meşhur inançsız birisi eskiden şeye gitmişler. Rusya'ya gitmiş de bir komünizm toplantısına. Hmm. Dönerken uçakları bu hava boşluğuna düşmüş. Kendisi anlatıyor. Şimdi gerçi vefat etmiş de. Allah rahmet diyor ki amin. Diyor ki tam böyle uçak hava boşluğuna düşüp böyle sarsılınca diyor bizim reisimiz goya işte hani bize inançsızlık dersini bizi ta Rusyalara kadar böyle komünizm toplantısına götüren baktık ki en evvel o Allah demeye başladı. Ya dedim ki hani biz goya komünistik, goya dinsizdik hani bir yerden geliyoruz. Niye Allah diyorsun? Ha demek ki fıtrat acizini hissettiği an Allah'a iltica etme ihtiyacını zaten hissediyor. Fıtrat bunu iktiza ediyor. Fıtrat bunu istiyor yani. Onun için fıtratın şehadeti diyor sadıkadır. Yani veya fıtri meylan diyor mukavemetsizdir. Dolayısıyla fıtrat eğer bir şey söylüyorsa demek ki o doğrudur yani. Evet. Evet. İşte yani, o da dua. Evet. Bu dediğiniz aslında ayet-i kerime de öyle diyor. Cenab-ı Allah öyle bir ders bize veriyor. Diyor ki biz o müşrikleri gemide onlar diyor batma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarında
Onlar Allah'a yalvardılar. Allah diye haykırdılar. Sonra diyor biz onları sahile selamete çıkarınca kurtardık, sahile çıkardık. Onları yine Allah'ı unuttular diyor. Allah Allah. Yani demek ki aslında hani vicdan yalan söylemez ama mecrasını bulduğu zaman yani iklimini bulduğu zaman yani zor durumda kaldığı zaman bütün her taraftan ümidini kestiğinde ümidin kesilmediği bir nokta olduğunun farkına varabiliyor. Yani her taraf kapkaranlık. Yani bir ümit beslediği sürece bir şeylere, bir ümit beslediği sürece o mekanizma çalışmıyor. Aynen. Yani onu Allah'a yönlendiren mekanizma çalışmıyor. Her taraftan ve her şeyden ümidini kestiği zaman, hani birinci lemada geçen, hani bütün tamamen esbabın bir külliye sükut ettiğini, hiçbir sebebin ona yardım edemeyeceğini anladığında, o zaman işte fıtratındaki o öz ortaya çıkıyor. Yani yapmacık şeyler ortadan kalkıyor artık. Artık çok böyle iğreti, böyle yapmacık, böyle şey olan fikirler ortadan kalkıyor. Şuradan buradan öğrendiği şey ortadan kalkıyor. Yani öğrendiklerinden çok fıtratı ortaya çıkıyor. Ya. Şimdi az önce bahsettiğiniz şey yani işte dinsizliktir, komünistliktir, ateizmdir, deizmdir bütün bunlar aslında öğrendiğimiz şeylerdir. Fıtratımızda olan şeyler değil. Sonradan öğrenmişiz biz bunları. Allah. Biz rahat olduğumuz zamanlarda biz öğrendiklerimiz bizi idare ediyor. Yani bizim öğrendiğimiz o ateizm, öğrendiğimiz o komünizm, hangi fikre sahipsek o fikirler bizi idare ediyor ve bizi özümüzden uzaklaştırıyor aslında. Ama zor durumda kaldığımızda, boğulma tehlikesi gibi zor durumda kaldığımızda işte o zaman öğrendiklerimiz değil, bizim özümüz ve fıtratımız ortaya çıkıyor. Ya, aynen, o da aynen. Allah diye haykırıyor. Allah. Biliyor ki birileri var, ona yardım edecek birileri var. Yani tahtası kırık. Bir kayın, evet, bir tahta parçasının üstündeki insan Allah'a en yakın insandır. Ya. Eğer Allah'ı hissedebiliyorsa, çünkü artık bütün dünya onun olsa ona yardım edemeyecek yani. Değil mi? Gökyüzü kapkaranlık, denizin ortasında, etrafında köpek balıkları dolaşıyorsa eğer onu her an yiyebilecek durumdaysa, bu insanın Allah demekten başka bir şey yok. Öğrendikleri ve sahip olduğu şeyler hepsi geride kalıyor. Yani bizim ne öğrendiklerimiz ne de sahip olduğumuz şeyler bize yardım etmediği seviyede, o derecede o zaman fıtratımız devreye giriyor. Özümüz ortaya çıkıyor ve Allah diye haykırmaya başlıyoruz. Bu duayla ilgili buyurun hocam. Bir şey bir hatırıma geldi. Buyurun hocam. 1990'da Almanya'ya gitmiştik. Benden Nureddin Yaşar, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Evet. Orada bir iki ay kaldık böyle Almanya, Hollanda, Belçika falan oraları gezerken dershananın bitişinde yardım eden bir gayrimüslim dediler hastaneye yatırmışlar. Ona bir başvursak iyi olmaz mı dedim. Niye? Bu da vatandaştır. Allah'ın mahluku da hayal. Beraber gittik. İlk söylediği kelime bana dua edin dedi. Ya. Gayrimüslim olduğu halde Allah dedi o anda o. Ya. İşi düşünce bakın Rabbil Alemin dua demek ki her yerde insan isteyebiliyor. Yeni bir şey bununla ilgili 1972'de Mardin'de imamdım. Sabah namazına giderken bir sarhoş geldi benim karşımda. Tam karşıma gelince yanındı bana dedi ya eti hatır Allah ve Resul. Ana bekitu fil bahr tahtınak. Allah ve Resul'ün hatırına bir ben denizde kaldım boğulacağım. Ulan dedim Mardin'de içecek su yok. Bu deniz nerede çıktı ya? O beyaz içenler demek ki vallahi burada yani içecek su yok. Bu deniz ne? O kadar ki içinden. Ama nasıl ağlıyor? O bağırıyor. Ati hatur Allah ve Resul ana bekitu fil bahr tahtınak. Arapça konuşuyorlar Mardin'de. Allah ve Resul'ün hatırına ver. Ben denizde kaldım boğulacağım. Yani bakın yani bir şey istiyor ha. Bir yani dua bir yardım bekliyor. Yardım bir imdat. Hoş oldu. Evet. Allah razı olsun. Bir de Maruf hocam bu hocamın da ifade ettiği mevzuyla alakalı. Mesela hatırlarsanız hocam Nur Risalelerinde öyle ifade ediyor. Allah diyor melce ve mencedir diyor. Melce ve mence. Kainattan diyor küsmüş, dünya ziynetinden iğrenmiş, vücudundan bıkmış ruhlara melce ve mence odur diyor.
Ha, dolayısıyla bu yönüyle demek ki bir dua niye ibadetin esasıdır? Demek ki bütün böyle acizimiz ve fakrımızı etraflıca anlayıp Cenab-ı Hakk'ın dergahına külli manada bütün böyle bütün ruhumuzun derinliklerinden gelen bir manayla iltica etmek duanın veya ibadetin esasıdır. Hazreti Üstad zaten bunu güzel bir şekilde çok yönlü izah ediyor, ifade ediyor. Evet. Evet tabii. Duanın bir çeşitlerine geçelim isterseniz. Kaç çeşit dua var? Evet. Dua bir sır-ı azim-i ubudiyettir. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua istidat lisanıyladır ki bütün hububat, tohumlar lisan-ı istidat ile Fatır-ı Hakim'e dua ederler ki senin nukuşu esmanı mufassal göstermek için bize neşvu nema ver. Ya. Küçük hakikatımızı sümbülle ve ağacın büyük hakikatına çevir. Ya. Bunu nasıl anlamamız gerekiyor abi? Yani istidat lisanına yapılan dua ne demektir? Şimdi şöyle tabii Nur Risalelerinde bunun izahı var. Yani mesela diyelim ki tohumlar, bitkiler, ağaçlar bunlar bizim gibi böyle bir dili olmadığı için yani onlardan böyle bu tarz böyle bizim gibi böyle elini açıp onlardan bir dua beklemek yanlış olur yani. Ama mesela diyelim ki bir tohum ne oluyor? Ondan çıkan bir çiçek çok yönleriyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynı darlık yapıyor. Değil mi? Mesela diyelim bir hercai menekşe, bir lale, bir gül bir tohumdan çıkıyor ama o tohumun başında Cenab-ı Hakk'ın pek çok esmalarını, Allah'ı çok yönleriyle bize tanıtan böyle bir aynı darlığı var. Dolayısıyla o tohumun ibadeti odur. O tohumun duası odur. Yani Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek, Cenab-ı Hakk'ı göstermek, Cenab-ı Hakk'ı tanıtırmak lisanı haliyle ne yapıyor? Onu bize gösteriyor yani. Değil mi? Mesela bir çiçeğin diyelim ki o tanzimi, Cenab-ı Hakk'ın münazzim ismi, muzaffir ismi, mukaddir ismi, o çiçeğin üstündeki o gülden, o renklerden Allah'ın mülevvin ismi, latif ismi, hakeza yani pek çok esma-i hüsnası o çiçekte bunu görmek mümkün. Dolayısıyla o tohumun kendi içindeki o plan, o program, o mahiyet böyle demek ki dışarıya çıkmakla Cenab-ı Hakk'ı tesbih edecek. Demek ki o istidadında bu mana var. İstidadında çok yönleriyle Cenab-ı Hakk'ın o esmalarına aynı darlık var. Diyor Cenab-ı Hak diyor bunu ilmi ezelisinden bildiğinden dolayı her bir tohumu ne yapıyor? Ona bir istidat vermiş, bir kabiliyet vermiş. Yani bir kuvveden bil fiile çıkma kabiliyetini vermiş. Onun için diyor mesela bu nasıl görünüyor? Mesela diyor bazı tohumlarda diyor şu görünüyor. Tam böyle olgunlaşınca diyor çiçeği saçmalı tüfek gibi diyor böyle birkaç metre ta ileriye kadar böyle dağılıyorlar. Yani orada da aynı çiçeğin bir ferdini orada bu sefer açmış oluyor. Bazı diyor tohumlarına diyor çengelcikler vermiş. O çengelcikler diyor her temas edene diyor yapışıyor. Mesela bir dağın başında diyelim ki bir çiçeğin bir nevi varsa diyelim ki koyunlar gidip orada otlayınca koyunlara bakıyorsunuz yapışıyor. Gelip ta köyün içerisinde onları ayıklayıp atınca o çiçeğin veya diyelim ki o bitkinin aynısı bu sefer başka bir yerde de aynı şekilde çıkmaya başladı. Hakeza diyor bazılarına diyor insanlara faydalı olabilecek bir et dışına veriyor. Mesela şeftali gibi ta Bursa'da yetişiyor ama insanlar onu çok sevdiğinden dolayı Bursa'dan alıyor getirip İstanbul'da dışını yiyince tohumunu atıyor çekirdeğini orada da aynı ağaç çıkmış oluyor. Ha, dolayısıyla yani istidadında ki bu kabiliyetlerin bir manada arzusudur bu isteğidir. Cenab-ı Hak bir manada hikmetiyle, ilmiyle, iradesiyle bunu bildiğinden dolayı her bir tohumu bir manada yeryüzüne dağılabilecek bir istidat, bir kabiliyeti ona vermiş. Dolayısıyla bu tohumların istidat lisanıyla yaptıkları dualardır. Yani ta ki yeryüzünün her tarafında Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ne yapsın, göstersin. Bu onların ibadeti oluyor, duası oluyor. Evet. Yani sahip olduğu o potansiyel onun bir duası oluyor. Yani diliyle söylemesine gerek yok ama potansiyeliyle diyor ki aynen, ya Rabbi beni ağaç yap. Bende ağaç olma potansiyeli var. Ona müsaidim. Ona istidadım var. Sen beni ağaç yap diyor. Öbürüne beni çiçek yap diyor. İnsanın da öyle bir istidadı seninle yaptığı duayı hani Üstad Hazretleri 29. sözde medarlarda bunu izah ediyor. Yani insanın da istidadında yine bu dua var. Yani insan da istidadı seninle dua ediyor. Mesela neyle dua ediyor? 29'da geçtiği gibi cenneti istiyor. Ya. Sonsuzluğu istiyor. Bu bizim istidat ve kabiliyetimizle yaptığımız duadır. Değil mi? Yani mesela bu dünyada arz ettiğiniz gibi bütün tohumlar ve çekirdekler içindeki bütün potansiyeli ortaya çıkarıyor.
Yani o çekirdek eğer şeftali ağacı olma programı o şekilde yüklendiyse, dizilişi ona göre ise eğer, şeftali ağacı oluyor. Aynen, aynen. Yumurtanın içinde hangi cins hayvan çıkacaksa, aynı o da bütün istatını burada gösteriyor, potansiyelini burada gösteriyor. İnsanın bir çekirdek gibidir. Bizim de duygularımız, latifelerimiz, ebede uzanan bazı istek ve arzularımız var. Ama bu dünyada bunların doyduğunu, bunların mükemmele ulaştığını görmüyoruz. Ha o zaman neresi var? Bir ahiret var. Cennet var. Yani biz fıtraten sonsuzluğu istiyoruz. Bizim bu fıtratımızdaki sonsuzluğa olan aşk, cenneti istiyoruz. Yani fıtratımızla bunu istemiş oluyoruz. İstersek biz elimizi kaldırıp da bunu söylemesek bile, bunu dilimizle ortaya koymasak bile, fıtratımızda, bizim yaratılışımızda var olan sonsuzluğa olan aşk, devama olan aşk, ebediyete olan aşk, bizim istidat lisanı yaptığımız dua oluyor. Ya Rabbi bize cenneti ver diyoruz. Aynen, ya Rabbi bize sonsuz bir hayatı ver diyoruz. Aynen. Ya Rabbi bize aşkı ilahi ver diyoruz. Ya. Çünkü yine bizim fıtratımızda, istidadımızda Allah'a karşı olan bir cazibe var. Allah'a karşı olan bir aşk var. Ya Rabbi bizim bu aşkımızı cemalullah'la birleştir. Bizi cennet ve cemalinle müşerref eyle diyoruz. Yani fıtratımızla ve istidat lisanımızla bunu diyoruz. Bunu her insan söylüyor. Kimisi o istidat lisanına gelen sesi böyle susturmaya çalışıyor. İşte dinsizler, ateistler, inançsız varlık insanlar gibi. Kimisi de fıtratından çıkan bu sese kulak veriyor, onun arkasından gidiyor. Evet diyor, ben sonsuzluğu istiyorum, ben cenneti istiyorum, ben cemali istiyorum, rü'yetullah istiyorum, Allah'a olan aşkın sonuca ulaşmasını istiyorum diyor. Yani hem tohumlarda ve çekirdeklerde bu istidat lisanla yapılan dua var, hem de bizim fıtratımızda da, insan fıtratında da çok şeyler istiyoruz biz. Bu da aynı zamanda bizim yani fıtrat da aynı dua. O tohumlar gibi demek ki dua ediyor. Mesela çok güzel ifade ettiniz, izah ettiniz. Hazreti Usta tabii bunu çok yerlerde izah ediyor yani. Mesela diyor, nefsin natıkanın diyor en yüksek matlubu, yani insanın nefsinin en yüksek isteği diyor devam ve bekadır diyor. Hatta vehmi bir devam ile diyor kendisini aldatmazsa hiçbir lezzet alamaz diyor. Bak, vehmi bir devam ile kendisini aldatıyor. Ya mesela insanlarda mesela bazen bakıyoruz. Diyelim ki devamlı genç kalmak istiyor. Devamlı güzel görünmek istiyor. Devamlı zinde olmak istiyor. Değil mi? Mesela bunun numuneleri var yani. Azıcık mesela yaşlanmakla cildi sarkıyor, bakıyorsun estetik ameliyatı oluyor. Saçları birazcık dökülüyor, gidiyor saç ekiyor. Saçları yani beyaz oluyor. Bu ot iyiymiş. Değil mi mesela? Otlar çaylar içmeye başlıyor. Tabii. Veya diyelim saçları beyaz oluyor, gidiyor siyah boyalarla boyuyor. Yani niye? Ha demek ki bizim fıtratımızda ifade ettiğiniz tarzda bekaya karşı olan aşktan bunu yapıyor. Yani fıtrat devamlı genç, devamlı güzel, devamlı yakışıklı, devamlı böyle güzel bir yaşamak istiyor. Ama dünya buna müsait değil yani. Veya mesela yani Hazreti Üstad'ın da kısmen ipuçlarını verdiği diyor, mesela bir ağacın diyor bünyesinde esaslı bir şekilde bulunmayan bir şey meyvesinde diyor bulunmaz diyor yani. Dolayısıyla diyor mesela bizim kalbimizde bekaya karşı olan diyor o ciddi aşk diyor bir mahbub-i ezeliyi diyor gösteriyor veya ahireti gösteriyor. Niye? Çünkü kalben, ruhen, vicdanen ona müteveccihiz. Mesela Nur Risalelerinde bazı böyle satır aralarında ifade ettiği, mesela diyor insanın cevher, insaniyet cevherinin diyor en hakir hizmetkarı diyor hayaldir. Yani insaniyetin bu duygularını, bu istidatlarını, bu kabiliyetlerini dizdiğiniz vakit mahiyetimizde en küçük, en hakir hizmetkar diyebileceğimiz kuvve-i hayaliyedir. Halbuki Hazreti Üstad diyor ki mesela ona sorsanız, sana 1 milyon sene ömür, dünya saltanatı verilecek fakat sonunda yokluğa gideceksin. Fakat ikincisi biraz zahmetli de olsa ebedi bir hayat. Diyor mesela insanın hayali ikincisini isteyecek. Cehennem de olsa beka isterim diye ne yapacak? Arzu edecek. Dolayısıyla yani bizim bütün manevi duygularımız ifade ettiğiniz tarzda yani lisan-ı halle Cenab-ı Hakk'a zaten yalvarıyorlar. Cenab-ı Hak'tan bir istekleri var yani. Cenab-ı Hak'tan bir arzuları var. Bu onların fıtri demek gibi ibadetidir yani. Bir de mesela her zaman güzel misaller veriliyor ya. Diyelim ki bir anne karnında, diyelim ki bir çocuğun ayaklarına bakıyorsunuz, anne karnında yürüyemiyor. Demek ki o çocuğun anne karnındaki ayaklarından anlıyoruz ki o çocuk böyle anne karnında, yani çünkü ayaklara ihtiyacı yok. Dünya gibi geniş bir yer için o ayaklar ona verilmiş. Gözler orada göremiyor. Dünya gibi geniş bir yerde,
manzaralar seyredecek. Kulaklar burada işitecek. Eller burada tutacak. Şimdi mesela dünyaya gelmişiz. Biraz önce ne güzel ifade ettiniz. Diyelim ki en akıllı, en zeki insanların bile aklının dünyada %10, %15 kapasiteyle çalıştığını ifade ediyorlar. Ve mesela bizim dünyadaki isteklerimizin belki %1'isini ne yapamıyoruz? Temin edemiyoruz, elde edemiyoruz yani. Hatta mesela hırs duygusundan bahsedilirken öyle ifade ediyor. Diyor mesela bizim dünyadaki hırsımız eğer dünyayı da yutsa yine tok olmuyor. Halbuki bu dünyada daha bu istidat, bu kabiliyet tam kapasiteyle çalışmıyor yani. Ama ahirete gittiğimizde diyor, mesela hadisin ifade ettiği her bir insana dünya genişliğinde bir yer verilecek. Bunun ne gereği var? Usta diyor ki bu dünyadaki kabiliyetler daha çekirdek gibi iken dünyayı yutmakla eğer tok olmuyorsa ahirete gittiğimizde bunlar ağaç olacak diyor. Evet. Onları tatmin edecek, onları doyuracak, onlara oh dedirtecek, ah dedirtmeyecek. Elbette ki diyor dünya genişliğinde bir mülk olmalı ki onlar onunla ne olsunlar? Tatmin olsunlar. Ya dolayısıyla bu yönüyle demek ki insan fıtratının sesini dinlediğinde hakikaten fıtrat da böyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmekle rahat ettiğini değil mi mesela? Zaten fıtratın demek ki gıdası odur yani. İbadettir, duadır. Allah razı olsun. Evet. Çok az bir süremiz var araya gitmek için. Bir iki dakikalık süremiz var. Hocamdan bir hatıra dinlesek. Biliyoruz ki siz rahmetli Mustafa Sungur ağabeyle beraber, yine rahmetli Bayram Yüksel ağabeyle beraber üstadın talebeleri ve mutlak vekilleri bunlar. Çok yakın arkadaşlarınız oldu. Onlarla beraber doğuyu çok gezdiniz. Böyle hani seyircilerimizin de istifade edeceği şekilde bir hatırayla bize anlatırsanız. Tabii bir de o zaman Hazretleri Kur'an'dan böyle bir ders Cenab-ı Hak onun şahsında bu ümmete ihsan etmiş. Bu Mustafa Sungur abi, diğer abilerimiz tabi Hazreti Üstad'la beraber yaşayıp onun davaya bakışıyla bakmışlar. Dolayısıyla bütün gaye hayalleri hep böyle. Biz acaba ne yapsak Allah bizden çok razı olacak. Bu ümmete, bu Müslümanlara, bu dar günde. Çünkü o 90'lı yıllar tabii, çok sıkıntılı günlerde. Evet. Hakikaten sıkıntılı. Hep olaylar, yollar kesiliyor. Bir şehirden bir şehire zaten hep geziyorduk o zaman Allah kabul etsin. Bir şehirden bir şehire giderken hep konvoyla, yani tek gidemiyorsunuz böyle. Dolayısıyla ama Sungur abi Allah rahmet eylesin. O zaman da şarkıyı hiç yalnız bırakmadı. Hep geldi böyle. Tabii o gün her tarafta böyle insanlar öldürülüyor, sıkıntılar var. Ali abi bu mesela diyelim ki o dönemde Rusya'dan gelen misafirlerle de çok beraber geziyordunuz. Hususen o Doktor Rauf vardı. Çok böyle tatlı, orijinal Risale-i Nurlardan böyle istifadesini ifade etti. Çok önemli bir hatırası var. Onu bir dinleyelim sizden abi. Çok kahraman bir abimiz. Tabii o 1996'da başladı Türkiye'ye gelmeye. Geldiği zaman ben de hakikaten ondan çok etkilenmiştim. Tabii bu diyor Risale-i Nur'u tanımadan böyle bir arayış içindeydik diyor. Biz diyor Türkiye'den bir şey bekliyoruz ama ne beklediğimizi bilmiyoruz diyor. Gelip diyor Karadeniz sahiline kadar geliyoruz. Oradaki denizin lepelerini diyor ellerimizi sürüyorduk. Evet, yani evet. Denizin köpüklerine. Bunlar Türkiye tarafından geliyor diye böyle. Sonra diyor tabii demir perde yıkıldı diyor. Her ülkeden çeşitli insanlar, din adamları falan geldiler diyor. Ve o sırada da bir tane böyle Türkiye'den bir muharrir onların evine misafir oluyor. Diyor biz de bekliyoruz şimdi yani böyle manen bir şey bekliyoruz Türkiye'den gelenlerden. Diyor baktım babamla diyor içki masası kurdular. Allah Allah biz diyor hayal kırıklığına uğradık. Sonra zamanla diyor demir perde yıkıldı, Müslümanlar geldi, çeşitli eserler. Bir gün Ali İhsan abiyle böyle bir camide tanışıyor. Ali İhsan abi bir küçük eser veriyor ona. Bakıyor Risale-i Nur külliyatı. Mesela gençlik, kardeş diyor dur bakalım burada külliyat yazdırırsan ben küçük bir eser verirsen bir dakika dur. Neyse diyor beni yakaladı, kitabı benden aldı. Sonra diyor o kitabı diyor götürdüm baktım Allah Allah. O gece diyor Haşir Risalesini okudum. Baktım ki öldükten sonra dirilmek varmış. Sabah namazında arkadaşını açıyor. Ya diyor kalk diyor sen yatıyorsun diyor. Öldükten sonra diyor dirilmek varmış diyor. Bak, ya. Şimdi bizde biraz ülfet var. Bak ilk dersinde nasıl şey yapıyor, etkileniyor. Öldükten sonra dirilmek varmış diyor. Kalk bakalım yani. Sonra diyor bizim demek ki o hasret, hasret yerine ona hasret diyor ya. Bizim hasretle beklediğim şey meğerse Risale-i Nur'muş diyor. Risale-i Nur'u diyor tanıdık elhamdülillah. Bu dünyada bile diyor bize ya, cennet hayatı yaşadı. Çünkü bir de küfürden gelmişler ya.
o küfür hayatının içinden gelince tabii daha böyle ciddi sarılmış ve hayatı boyunca Allah rahmet etsin. Mesela bir ilçeye başlamış hizmete. Orada hizmet oturunca başka bir yere bu şekilde hayatını sürdürdü. 2-3 sene önce rahmetlik oldu. Allah rahmet eylesin inşallah. Demek ki bu aslında ya. Bu hatıra da biraz konumuzu destekleyici bir hatıra. Hani örnek olay bu. Onu anladım. Ya. Yani bak aslında sonsuzluğu istiyor. Bir daha öldükten sonra bir daha dirilmeyi istiyor. Ama inançsız olduğundan dolayı onun o öldükten sonra dirilmeye diye bir fikir, ya. Bir dinle sahip olmadığından dolayı sürekli bir arayış içerisinde. Yani birisi dirilmek var dediği için, ölmesi o dirilmek var dediği için o ona büyük bir müjde gibi oluyor. Ya, ya. Yani en büyük müjde budur. O insana sanki cennetin anahtarını vermiş gibi oluyorsunuz. Hatta cehennem bile olsa, sonsuzluk ya. Var ya, devam var, sonsuzluk var. Cehennem dahi olsa İnsan yine beka de, istiyor. Evet, insan beka istiyor. Yani. Istiyor. Meşakkat olsun, aynen. Sıkıntı olsun, cehennem olsun, yine de devam olsun, yok olmak olmasın yani. Bizim Mardin'de çok değerli bir hacı abimiz var. Yakından tanışıyoruz. Çocuklarıyla da tanışıyor. İsmi Hacı Osman. Evet. Çok yaşlı. Belki 90 yaşında. Tabii Kızıltepe taraflarında toprak çok kıymetli, çok değerli. Tabii bu bir sürü hastalıkları var. Artık neredeyse her tarafı dökülüyor. Şimdi çocuklarından Hasan Hocam diye bir arkadaşımız var. Diyor ki, babam diyor ki ya oğlum Türkiye'de eğer doktorlar benim derdime deva bulamıyorlarsa beni Avrupa'ya gönderin. Bütün arazilerimi satın yeter ki ben biraz iyileştireyim. Allah. Halbuki diyor tutulacak artık bir tarafı yok yani. Evet. Bak demek ki fıtrat ne olursa olsun böyle birazcık daha yaşamak istiyor. Ama bu dünya ona müsait değil yani. Müsait olmadığı için demek ki ruhumuzun arzu ettiği ebedi bir hayat var. Elhamdülillah. Evet değerli izleyiciler şimdi bir aramız var. Aradan sonra tekrar beraberiz.